Şimdi biraz object detection'dan bahsedelim. Şunları. Evet. Şimdi mesela car detection olsun konumuz. Burada aslında training setim nasıl oluyor? Biraz onu konuşalım. Yani ben bir object detection algoritması yapmak istiyorsam training setimi nasıl oluşturuyorum? Burada ya aldığım dataset mutlaka arabaların closely cropped yani yakın bir şekilde croplanmış fotoğraflarından oluşuyor. Çünkü eğitirken modelimi orada sadece araba olmasını istiyorum. Yani hani o resmin çok büyük çoğunluğunu arabanın oluşturmasını istiyorum. Ya da işte background image'ler oluyor. Dolayısıyla training setim bu label'larım da bu şekilde. Araba ise bir, background ise sıfır. Dolayısıyla ben bu araba resmini alıyorum. Convolutional Network'ten geçiriyorum. Ve ortaya Y çıkıyor. Yani bu aslında çok basit. Bizim burada bir araba var mı? Classification diyeceğimiz bir slaytların böyle olması beni bitiriyor. Peki burada mesela ben bir araba olduğunu anlamak için ne yapıyorum? Elimde böyle bir resim olduğunu düşünelim. Sonuçta ben daha önce kendi şeyimde, algoritmamda küçük böyle imajlar kullanmıştım. Peki böyle bir imajda ben araba olduğunu anlamak için ne yapmalıyım? Burada yaptığım şey aslında sliding windows dediğimiz böyle çok fazla alanda kullanılan bir algoritma. Sliding windows'ta nasıl oluyor? Bir tane kendime bir box belirliyorum. Yani bir window büyüklüğü belirliyorum. Burada bu kadar belirlemiş. Daha sonra imajın üzerinde bunları sırayla bu şekilde gezdiriyorum. Ve her küçük gezdirdiğim şey için burada araba var mı diye bakıyorum. Yani burada tabii ki de benim seçtiğim window'un arabanın şeyine yakın olması önemli bir şey. Boyutuna yakın olması önemli bir şey. Çünkü çok büyük seçtiğim takdirde bu sefer birden fazla araba onun içine girebilir. Çok küçük seçtiğim takdirde de yine farklı sorunlar oluşabilir. Şimdi mesela bakalım burada bunların hepsini sırayla geçmiş. Şimdi mesela daha büyük bir şey seçtiğimizi düşünelim. Window size seçtiğimizi düşünelim. Burada yine arabayı buluyor ama belki mesela... Ay gerçekten... Evet. Şimdi burada yine arabayı buluyor. Ama mesela arabayı belki burada da buluyor. Yani köşesinden olduğu için. Ya da evet, bu slaytı geçebilirsem gerçekten. Mesela burada arabayı burada da muhtemelen buluyor. Ama bounding box'ı çok doğru olmuyor. Yani ben evet arabayı buldum ve location'ı bu diyorum ama aslında araba zaten burada. Ve hani bunun accurate olması bizim için önemli bir şey. Dolayısıyla mesela ben bir autonomous car için yazıyorsam bunu tabii ki de böyle bir bounding box beni mutlu etmez. Çünkü yani ben burada araba var derim, buraya giderim ve arabaya çarparım yani. Dolayısıyla çok daha iyi bir accuracy'ye ihtiyacım var. Ya da küçük, daha da büyüğünü seçtiğimizde yine aynı şekilde aynı problemler olabiliyor. Bu sefer iki araba aynı anda girebilir bir karenin içine. Şimdi burada asıl sorun ama tabii ki şu. Ben küçük seçeyim, olabildiğince küçük seçeyim. Ama bu sefer de bunun computational cost'u çok artıyor. Çünkü ben aslında buradaki her küçük window için tekrar en baştan bir convnet geçiriyorum. Convnet'ten geçiriyorum ve her seferinde bunu sequential bir şekilde yapmak bizim için çok computational olarak costly bir şey. Ya da mesela şey yaptığımda bunların arasındaki adım sayısını yani stride'ı küçülttüğümde de aynı sorun ortaya çıkıyor. Evet daha doğru bounding box'lar elde ediyorum belki ama bu sefer de sıkıntı şeyde oluyor. Computational cost'ta oluyor. Büyük seçtiğimde de tabii ki dediğim gibi accuracy'den düşürüyor ama computational cost'u azalmış oluyor. Yani bu aslında sizin yine uygulamanızın amacına ve neye yönelik olduğuna göre sizin yapacağınız bir trade-off diyebilirim. Şimdi bir de burada tabii ki videoda bahsettiği şey sliding windows dediğim gibi linearly yaptığı için yani sırayla hepsini gezip hepsini teker teker convnet'ten geçirdiği için
çok yavaş kalıyor. Yani biz anlık, saniyede hemen burada detect etme istiyoruz. Çünkü mesela bir autonomous car için yapıyoruz bunu. Ama bunların hepsini, bütün window'ları teker teker sırayla ConvNet'ten geçirmek çok yavaş oluyor ve bizim için çok kullanılabilir olmuyor.